İyi sanal birimi içeren integraller örnek soru 1. Bu videomuzda iyi sanal birimi içeren integrallere bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen integrallerin sonuçlarını bulunuz denmiş. A şıkkı. 0'dan 1'e 2t artı it kare dt. Toplama durumunda iki tane ifade görüyoruz. Ayrı ayrı integrallerini alacağız. Buradaki 2t'nin integrali 2 sabit sayıdır. Onunla işimiz yok. T'nin integralini alıyoruz. T kare bölü 2. Artı. İ t kare de i sabit sayıdır. Onunla işimiz yok. T karenin integralini alıyoruz. T küp bölü 3. Üssü 1 arttırıyoruz. Oluşan üsse bölüyoruz. Sınırlarımızı getirelim. 1 ve 0. Önce üst sınırı koyuyoruz. Buraya 1 koyarsak 1 çıkar orası. Artı, buraya 1 koyarsak i bölü 3, eksi, t yerine 0 koyarsak 0 çıkar. Sonucumuz 1 artı i bölü 3 olur. Gelelim B şıkkına. Eksi 2'den 0'a 1 artı i çarpı kosinüs i t dt şeklinde bir integral. Buradaki 1 artı i sabit sayıdır. Çünkü içinde hiç i'li bir şey içermiyor. Bunu integralin dışına atabiliriz. 1 artı i çarpı eksi 2'den 0'a kosinüs i t olarak düşünebiliriz bunu. 1 artı i çarpı kosinüs i t'nin integraline geldiğimizde içerisi birinci derece ise bunu kural yardımıyla hesaplayabiliriz. Kosinüsün integrali sinüs verir. Sinüs it bölü içerisinin türevi. İçerisinin t'ye göre türevi i. Bunda da 0 ve eksi 2 koyacağız. 0 koyarsak sinüs 0, 0 eder. Burası komple gider. Eksi. Eksi 2 koyarsak 1 artı i bölü i. T yerine eksi 2 koyarsak sinüs eksi 2i. Sinüs içindeki eksiyi dışarı atabilir. Şu eksiyi dışarı çıkartıp buraya artı yapalım. Burayı da ayırırsak 1 bölü i artı i bölü i 1 eder. Çarpı sinüs 2i. 1 bölü i de eşleniğiyle çarparsak eksi i ile eksi i artı 1 olur. Sin 2. Buradaki trigonometrik kısım içinde devam edebiliriz ama şu an hedefimiz o değil. İntegralimizin sonucunu bu şekilde bırakalım. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.